Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerden gelen bazı sorulara cevaplar vereceğiz. O zaman şimdi hiç vakit kaybetmeden sorularımıza ve cevaplarımıza geçelim. Deniz bize eşit ağırlıkçılar nasıl çalışmalı, nelere dikkat etmeli veya nelere ağırlık vermeli şeklinde bir soru yönlendirmiş. Burada eşit ağırlıkçıların sıkça yaptığı bir hatayı söyleyerek başlamak istiyorum ki gelecek sene siz bu hataları yapmayın. Eşit ağırlık öğrencilerimizden bazıları sanki matematiği ve feni yapamıyor ama sözelde olmayayım bir orta yol bulayım dercesine eşit ağırlığı seçmiş olabiliyorlar. Matematiğe karşı bir korkuları varken yine de Türkçe ve matematiğin ana branşı olduğu bir alanı seçmiş oluyorlar. Şimdi burada matematik çalışmayan bir eşit ağırlık öğrencisi olamaz. Çünkü o sizin temel alanınız, o alanda başarılı olmanız gerekiyor. Lütfen sizden gelecek sene bu hataya düşmeyin. O yüzden gelecek senelerde matematik hayatınızın temel alanlarından, temel noktalarından birinde olmalı. Ve gerçekten eşit ağırlık öğrenciler arasında öne geçmek istiyorsanız, bir fark yaratmak istiyorsanız IT matematiğinizi kuvvetlendirmeye çalışın. O yüzden de bol bol IT matematik sorusu çözün ve eksikleriniz varsa mutlaka kapatmaya çalışın gelecek sene. Aynı zamanda burada şunu da söylemek istiyorum. TYT'de bildiğiniz gibi Türkçe, matematik, fen ve sosyal soruları var. Yine eşit ağırlık öğrencileri 12. sınıfa geldiklerinde sanki TYT fenden sorumlu değilmiş gibi davranabiliyorlar. Oysa ki TYT'de tüm branşlardan sorumluyuz. Sayısal öğrencileri Türkçe, matematik, fen, sosyal hepsini çözerken sizlerin yani eşit ağırlık öğrencilerinin fen çözmemesi sizleri geri atar. O yüzden de yine fark yaratmak istiyorsanız TYT fende de iyi olmanız gerekiyor. Onlarda da sık sık kontekrar yapmayı lütfen özen gösterin. Bir diğer sorumuz 10. sınıf Tayfa'nın 9. sınıfı online olduğu için, uzaktan olduğu için eksikleri var. Bu yaz tatilinde bu eksikler nasıl kapatılabilir, nasıl bir yol izlenebilir? Bununla ilgili olmuş. Evet, liseye geçtiğinizde pandemiden dolayı biraz hüsrana uğramış olabilirsiniz. Lisenin ilk başlarını belki çok istediğiniz gibi, hayalinizdeki gibi yaşayamamış olabilirsiniz. Ve sonrasında online olduğu için belki tam olarak adapte olamadınız, alışamadınız. 10. sınıfa geçtiğinizde yüz yüze döndünüz ama 9. sınıfta birazcık koptuğunuz için yine tam anlamıyla oturtamamış olabilirsiniz. Bunları yaşadıysanız artık toparlanma vakti. Çünkü 11. sınıf oluyorsunuz. 11. sınıf IT konularının başladığı çok ama çok önemli bir sene. Müfredat olarak baktığımızda da gerçekten zorlanılan bir sene diyebiliriz. O yüzden artık kendinizi hızlı bir şekilde toparlarsanız gelecek sene çok daha rahat edersiniz. O yüzden de bu yaz tatili sizler için çok güzel bir fırsat gerçekten. Bu yaz tatilinde bana kalırsa 9. sınıfın ve 10. sınıfın çok güzel bir tekrarını yapabilirsiniz. Ama derseniz ki hocam benim bazı konularda gerçekten çok fazla eksiğim var. Genel bir tekrar yaparak o eksiklerimi kapatamam diyorsanız eğer ki burada lütfen bir eksik konu listesi belirlemesi yapın o zaman. Bir kitabınızı açın ve içindekiler bölümünden hangi konularda eksiksiniz bunları unutmadan, atlamadan hepsini tek tek yazın. Ve gerçekten bu konuları derinlemesine tam anlamıyla çalışarak geçtikten sonra tik atabilirsiniz. Bunu yaptığınızda hiçbir konuyu atlamadan ve tüm eksiklerinizi kapatarak 11. sınıfa geçiş sağlamış olacaksınız. Bazı arkadaşlarımız burada şu soruyu da yönlendirebilir. TYT ile IT'nin nasıl bir ilişkisi olabilir ki? TYT'de eksiğimiz olduğunda neden IT'de başarılı olmayalım diyorsanız eğer ki unutmayın hem TYT hem de IT yine birbirine bağlantılı konular içeriyor. Yani sizler şu an TYT'de fonksiyon konusunu çok iyi anlayamadıysanız gelecek sene trigonometride 12. sınıfta da limit, türev ve integralle zorluklar yaşayacaksınız demektir. O yüzden konuların birbirleriyle bağlantılı olduğunu unutmadan eksiklerinizi kapatarak gelecek senelere hazırlanmaya çalışın. Hamdullah bize yazın ders mi çalışılır yoksa bir işte mi çalışılır diye sormuş. Gayet güzel bir soru. Yaz tatilleri gelene kadar biz sürekli diyoruz yaz gelsin, yaz gelsin, tatil olsun artık okuldan sıkıldık diyebiliyoruz. Yaz tatili geldiğinde uyku düzenimiz bozuluyor, rutinlerimizden kopuyoruz, disiplinlerimizi bozuyoruz. O yüzden de belki yazın çalışmak iyi bir fikir olabilir. Özellikle de burada sevdiğiniz, ileride hayal ettiğiniz bir meslek grubu varsa onun yanında çalışma fırsatı yakalarsanız bence sizler için çok iyi olur. Diyelim ki siz şu anda hukuk okumak istiyorsunuz ve bir avukatın yanında yazın yardımcısı gibi çalışmaya başladınız. Belki de gerçekten meslek tanımını öğrendiğinizde, iş tanımını tamamıyla öğrendiğinizde daha da çok seveceksiniz. Ve 11. 12. sınıflarda daha fazla ders çalışmak için sizler açısından çok güzel bir motivasyon kaynağı olabilir bu. Ama tabii şuna da dikkat etmekte fayda var. Yani bütün gün çok ağır ve çok yorucu bir işte çalışmak sizin için elverişsiz olabilir. Çünkü bütün gün çalıştınız, eve geldiniz ve akşam ders çalışmaya bir vaktiniz yok, bir enerjiniz yok. Evet, yazın çalışmak faydalı olabilir ama bunu part-time veya daha kısa zamanlı gibi yaparsanız çok daha işinize yarar diyebilirim. Çünkü yaz tatilini hiç ders çalışmadan geçiren bir öğrenci okul açıldığında okula çok zor adapte olur. Bu sıkıntıyı yaşamamak için yazı daha düzenli geçirmek için bir işte çalışabilirsiniz ama yanına ders eklemeyi lütfen unutmayın. Okuldan eve gelince çok halsiz, çok motivasyonsuz, çok yorgun oluyorum. Masanın başına bile oturamıyorum demiş Bedriye.
Evet, okuldan geliyorsunuz, yorgun argın, bütün gün okulda yorulmuşsunuz, dersler dinlemişsiniz. Belki biraz fiziksel olarak yorulmuş olabilirsiniz. Eve geldiğinizde kimse masanın başına oturup ders çalışmak istemiyor. Kimsenin gözü bunu almıyor ve haklısınız. Ama şimdi şöyle düşünün. Sadece okula gittiniz, geldiniz, eve geldiniz, dinlendiniz, yattınız. Bu şekilde de ilerleyemezsiniz. Çünkü başarı yakalayamazsınız bu şekilde ilerlersiniz. O yüzden bence burada en güzel ve bize en çok motivasyon sağlayan şey günlük ulaşılabilir hedefler dahilinde bir çalışma programı. Kendinize minik minik ulaşılabilir hedefler koyduğunuzda ve onları gerçekleştirdiğinizi gördüğünüzde bu yaşadığınız keyif onun devamını da istemenizi sağlıyor. Bana inanın bir kere yaptığınızda ne kadar güzel ve keyif verici olduğunu farkına varacaksınız. Hatta çalışma programını düzenli bir şekilde yaptıktan sonra belki kendinizi ödüllendirebilirsiniz. Yani bir oyunda gibi düşünün kendinizi. Bir rutin oluşturduğunuzda bir ödül gelecek çünkü. Diyelim ki diyeceksiniz ki ben bu hafta her gün programıma uyacağım ve programıma uyduktan sonra hafta sonunda sevdiğim bir arkadaşımla sinemaya gideceğim gibi bir belirleme yapabilirsiniz. Bu ödül o zaman çok daha kıymetli ve güzel oluyor ve aynı zamanda sizin için de çok daha böyle motivasyon kaynağı oluyor da diyebilirim. Bir kere bu rutine alıştırdığınızda artık gelecek zamanlarda rutinlerinizi yapmadığınızda canınız sıkılacak ve onları hemen tamamlamak isteyeceksiniz ve ders çalışmayı böylece bir alışkanlık haline dönüştürmüş olacaksınız. Bunun dışında bence çalıştığınız ortamda çok ama çok önemli. Şimdi diyelim ki kahve içmeye gittiniz bir yere. Böyle derme çatma bir yerde mi kahve içmek istersiniz? Yoksa biraz daha size enerji veren, keyif veren, güzel gelen bir yerde mi kahve içmek istersiniz? Bence ikincisi çok daha keyifli ve eğlenceli olur. Ders çalışmayı da bu şekilde düşünebilirsiniz. Çalıştığınız ortam size özgü olduğunda, sizin zevkinize göre düzenlendiğinde orada olmaktan daha mutluluk duyacaksınız. Belki ders çalışmak için çok geniş bir odanız olmayabilir, çok fazla bir ortamınız olmayabilir ama ortam yaratmak sizin elinizde. Sadece bir masa bile yeterli olabilir. Belki bir duvarın köşesine yapıştıracağınız posterler, motivasyon sözcükleri, sevdiğiniz objeler, sevdiğiniz renkler bile size burada enerji verebilir ve sürekli aynı yerde ders çalıştığınızda ders çalışmak çok daha kolay bir hale geliyor. Lütfen bunu da unutmayın. Bir diğer sorumuz 10. sınıfın yaz tatilini nasıl geçirilmesi, nasıl bir yol izlenmesiyle ilgili gelmiş. Şimdi artık sevgili onlar 10. sınıf konularının tamamını bitirmek üzeresiniz ve gelecek sene AYT konularına geçeceksiniz. Yani TYT'nin tamamına şu anda hakimsiniz. Gelecek sene sizleri biraz daha zorlu bir süreç bekliyor. Ve bildiğiniz gibi yaz tatilleri okulun, sınavın, ödevin olmadığı yani yorucu şeylerin olmadığı zamanınızın tamamıyla size kaldığı bir süreç. Başarı anlamında verim elde etmek istiyorsanız da bu süreci çok güzel kendinize göre oluşturabilirsiniz. Kendinize farklı zamanlar yaratabilirsiniz. Şimdi belki şunu söylersiniz. İyi de hocam yaz tatilinde ders mi çalışacağız? Daha sınava çok fazla vakit var. Biz zaten sonra çalışırız gibi bir düşünceye kapılabilirsiniz. Ama eğer ki bu yaz tatilini verimsiz geçirirseniz gelecek senelerde olacak iş yükünüzü arttırmış olursunuz. Bana kalırsa bu yaz tatilini güzel bir tekrara ayırmalısınız. 9. sınıftaki ve 10. sınıftaki eksiklerinizi belirleyerek mutlaka bunları tamamlamalısınız. Hatta eksikleriniz çok fazla yoksa ve bunları hızlı bir şekilde toparlayabilecekseniz gelecek senenin konularına bile göz atabilirsiniz. Bizim hazırlamış olduğu yaz kamplarından bu noktada faydalanabilirsiniz. Yani 11. sınıfın konularına dair böyle minik minik videolar izlemek, bunlarla ilgili notlar çıkartmak ve sonrasında notlarımızı okuyup tekrarlar yaptıktan sonra sorularımızı çözersek gelecek sene öğretmenimiz konuyu anlatırken bizler hazır bulunuşluk seviyemizi arttırmış olacağımız için ve kulak aşinalığımızı oluşturmuş olacağımız için aynı zamanda öğretmenden konuyu dinlediğimizde çok daha hızlı ve kolay anlamış olacağız. O yüzden lütfen sizler de videoları izlemeyi ve gelecek seneye hazırlık yapmayı unutmayın. Arkadaşlar bugünkü son sorumuz ise TYT sınavıyla alakalı. TYT sınavını süre yönetemiyorum, zamanımı ayarlayamıyorum, yetiştiremiyorum, nasıl bir yol izlemeliyim şeklinde olmuş. Şimdi bunu cevaplandıralım. TYT farklı ve stratejik bir sınavdır. Unutmayın bunu. AYT daha fazla bilgi odaklıdır. AYT'de bilgiyle çok fazla yol kat edebilirsiniz. Ama TYT böyle değildir. Sadece bilginiz işe yaramaz. Biraz daha pratik olmalısınız, biraz daha taktiksel olmalısınız. Biraz daha gerçekten zamanı yönetmeyi bilmelisiniz. Şimdi bu noktada bildiğiniz gibi TYT süresi 135 dakikadan 165 dakikaya çıkarıldı. Bu pek çok arkadaşımız için avantaj olsa da lütfen rehavete kapılmayın. Yani benim zaten sürem uzadı, ben çok daha rahat çözerim şeklinde düşüncelere kapılırsanız yanılırsınız ve muhtemelen sınavı yine yetiştiremezsiniz. Evet süre uzadı ama aynı zamanda soruların çözülme süresi de uzadı. Yani işlemler uzadı. O yüzden yine sınav süresiyle soruların çözülme süreleri birbirine eşitlendi diyebiliriz. Şimdi genel olarak baktığımızda bence eğer ki bir öğrencinin Türkçesi iyi geçiyorsa, bir öğrenci Türkçeden hızlı ve kolay çıkabiliyorsa, rahat çıkabiliyorsa sınavın geri kalan kısmı çok daha rahat geçiyor. Bunu da sizlerden sık sık duyuyorum. Bazen arkadaşlarımız diyor ki hocam Türkçe'ye çok fazla zaman harcadım. Çok fazla zaman harcadıktan sonra diğerlerine panik yaptım. O yüzden işlem hataları yaptım veya bazı soruları göremedim şeklinde sistemler gelebiliyor. O yüzden burada yapmanız gereken şey bence Türkçe'ye maksimum 45 hatta 50 dakika diyelim. Daha fazlasını kesinlikle ayırmamalısınız. Geri kalan soruları
soruları çünkü vaktiniz yetmeyebilir böyle bir durumda. Ve tabii ki Türkçe'de pratiklik kazanmak için, hız kazanmak için de yapmanız gereken şey her gün düzenli olarak bir paragraf sorusu çözmek. Yani 20 tane, 30 tane bu sizin tamamıyla kendi düzeninize kalmış olarak değişebilir ama bence günlük 20 tane yeterli olacaktır. Türkçeyi bitirdikten sonra ise bence zorlanılan bir derse değil de zorlanılmayan, daha kolay halledilen bir derse devam edilmeli. Şimdi diyelim ki Türkçe yaptınız, matematiğe geçiyorsunuz ama matematik normalde çok zorlanıyorsunuz. Zorlandığınız bir dersin sorularını çözerken zaman çok daha hızlı geçer. Çünkü daha fazla işlem yaparsınız, daha fazla kafa yorarsınız ve süreyi unutabilirsiniz orada. Böylece diğer branşları göremeyebilirsiniz, bazı soruları göremeyebilirsiniz. Lütfen bunu yapmayın. Daha kolay halledebildiğiniz branşlara geçin. Fen mi hallediyorsunuz? Hemen fene geçin ya da sosyali mi daha kolay yapıyorsunuz? Hemen sosyale geçin ki bu şekilde tüm soruları görmüş olun. Yani burada yapmanız gereken şey, ben matematikten daha yüksek net yapmalıyım değil. Hayır. Tüm branşların tüm soruları sizler için aynı. Fenden mi fazla yaptınız, sosyalden mi fazla yaptınız fark etmiyor. O yüzden tüm soruları görmeye gayret edeceksiniz. Az önce de söylemiş olduğum gibi ve şunu da hatırlatmak istiyorum. Tüm soruları görmek için de asla ama asla bir soruyla inatlaşmamanız gerekiyor. Yani diyelim ki şöyle düşünün. Bu bir branş içerisinde de değişebilir. Yani siz Türkçeyi çözdünüz, sosyali çözdünüz, feni çözdünüz, matematiğe geçtiniz. Bu sefer bazen matematik içinde inatlaşmalar başlayabiliyor. Ama siz bir soruya 10 dakika, 15 dakika ayırdığınızda daha kolay yapabileceğiniz bazı soruları göremeyebiliyorsunuz. Genelde matematiğin son bölümü olan geometri soruları yetişmeyebiliyor. Oysa ki geometride çok basit olan sorular var. Yani bir iki soru mutlaka çok kolay oluyor. İşte üçgende açılar vesaireler oluyor. Sizler matematikteki problemlerle veya farklı konularla uğraşırken bu kolay konuları da, kolay soruları da kaçırmış oluyorsunuz. O yüzden bunu yapmamak adına, daha kolay ve daha güzel, daha stressiz bir sınav geçirmek adına bence turlama tekniğini kullanmaya çalışın. Tüm basit soruları aradan çıkarttıktan sonra orta soruları halledin. En son zor sorulara vakit ayırarak sınavınızı tamamlamaya çalışın. Bunun çok etkili olacağını söyleyebilirim. Ve tabii ki son olarak da sınav esnasında saati ara ara kontrol etmeyi unutmamalısınız. Bence 20 soruda bir mutlaka saate bakılmalı. Tabii matematik branşında bu daha sık olabilir. İşte 10 soruda bir gibi olabilir. Burada fazlaca vakit çünkü kaybedebilirsiniz. Farkına varmayabilirsiniz. Yani bir soruyla ilişkilendirirseniz süreyi çok daha kolay hareket edersiniz. Ama şunu da yapmayın lütfen. Her sorudan sonra süreye bakmayın, saate bakmayın. Bu sizin stres olmanıza sebep olabilir, sizi panikletebilir. Belki bir soruya 5 dakika harcamışsınız ve sonra işte hızlı hızlı yapayım derken işlem hatalarından soruları kaçırabilirsiniz. Bunu da yapmamakta fayda var. 10 soruda, 20 soruda bir bakarak sınavınızı tamamlarsanız çok daha başarılı olursunuz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerden gelen bazı sorulara cevaplar vermeye çalıştık. Eğer ki sizin bunlardan farklı bir sorunuz varsa lütfen sizler de yorumlara yazmayı unutmayın ki o soruları da bir sonraki videolarda cevaplandırmaya çalışalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.